Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet dizisi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazı dili eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ alt altyazılar kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dizimize geçelim. Yaman'ın seyri terk etmesini istemiyorsanız, Ali ve Kiraz'ın birleşmelerini destekliyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu senaristlere gösterelim. Yaman Yusuf'u aldıktan sonra Seher'e nasıl davranacak? Yaman Seher'i konaktan gönderecek mi? Yaman Seher'in suçsuz olduğunu kendisi mi kanıtlayacak? Seher'in doğum gününde neler yaşanacak? İkbal ve Zuhal'in bundan sonraki adımları ne olacak? Ali, Kiraz'ı evlenme teklifi edecek mi? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Hemen Emanet dizisinin yeni bölümüne geçelim. Seher gün geçtikçe daha çok üzülecek ve zayıflayacak. Çünkü Seher Yaman'ın kendisine neden kötü davrandığını bir türlü anlayamadı. Bu yüzden Seher Yaman'ın ne saklıyor olduğunu bilmek isteyecek. Seher Yaman'a bağırıp çağıracak. Ama Yaman ona kızgınlığının nedenini şimdilik anlatmayacak. Çünkü Yaman'ın Seher üzerine hazırladığı kötü bir plan bulunmakta. Hatırlarsanız Yaman, Cenger ve Nedim ile görüşmüştü. Yaman o konuşmasında Yusuf sosyal hizmetlerden çıkartmalıyım demişti. Ve bir an önce avukatlara söylemelerini emretmişti. O zamana kadar kimsenin bu olanlardan haberinin olmamasını istemişti. Yaman şimdilik Yusuf'u düşündüğünden bu oyunu devam ettirecek. Bu süre içerisinde Yaman Seher'e psikolojik şiddet uygulayacak. Seher ise Yaman'ın bu öfke nedenlerine bir anlam veremeyecek. Seher bunun üzerine Yaman'ın eziyetlerine katlanmayı seçecek. Ve Seher, Yusuf'un üzülmemesi için Yaman'ın tüm kötülüklerine katlanacak. Ama bu durum Seher'de kapanmayan yaraların açılmasına neden olacak. Çünkü bu süre içerisinde Seher'in psikolojisi gitgide bozulmaya başlayacak. Yaman ise Seher'e günden güne kötü davranmaya başlayacak. Önümüzdeki bölümde Nedim, Yusuf sorununu halledecek. Bunun üzerine Nedim, Yaman'ın yanına gidip durumu anlatacak. Yaman da gerekli evrakları sosyal hizmetlere gönderecek. Bunun sonucunda da sosyal hizmetler Yusuf'u Yaman ve Seher'e verecek. Tüm aile buna çok sevinecek. Yusuf da bir daha konaktan gitmeyeceği için sevinçten havalara uçacak. Herkes her şeyin yolunda gideceğini sanarken tüm gelir alt üst olacak. Çünkü Yaman, Yusuf'un velayetini aldığı için Seher'e boşanma davası açacak. Bunun üzerine Yaman avukatlarını yeniden emredecek. Yaman'ın avukatları da Yaman'ın boşanma işlemlerini başlatacak. Önümüzdeki bölümde Seher habersizce Yaman'ın tüm emirlerini uygulayacak. Tam o sırada Seher'e bir mektup gelecek. Seher o mektubu görünce gözlerine inanamayacak. Çünkü Seher o mektupta Yaman'ın kendisini açtığı boşanma davasını görecek. Seher boşanma davasını görür görmez çok üzülecek. Bunun üzerine Seher Yaman'ın yanına gidip ona hesap soracak. Ayrıca Seher Yaman'a neden kendisinden boşanmak istediğini belirtecek. Yaman ise Seher'e tüm gerçekleri tek tek anlatacak. Seher ikinci darbeyi de sahte kanıtlardan yiyecek. Seher Yaman'ın söylediği sözleri duyunca kendisini savunmaya çalışacak. Seher defalarca Yaman'a kendisinin suçsuz olduğunu söyleyecek. Ama Yaman Seher'e asla inanmayacak. Yaman tam o sırada çocukluğunu düşünecek. Yaman annesinin evden kaçtığını hatırlayacak. Babasının da intihar ettiğini gözleri önüne getirecek. Ayrıca Yaman annesinin kendisine söylediği sözleri hatırlayacak. Yaman'ın sözleri hatırladıkça Seher'e bir kat daha öfkelenecek. Çünkü Yaman'ın annesi ona baban gibi olma demişti. Ve ondan sonra bir marangoz ile evden kaçmıştı. Yaman da hayatın getirdiği zorluklarla çocukluğunu şekillendirmişti. Eğer Yaman'ın annesi o sözleri söylemeseydi belki de Yaman çok farklı birisi olacaktı. Hatta Yaman kadınlara düşman değil saygılı ve yardımsever davranacaktı. Bu nedenle Yaman Seher'e şimdilik asla güvenmeyecek. Yaman ardından Seher'i konaktan kovacak ve bir daha ona dönmemeye karar verecek. Aslında Yaman'ın sorunu babasının acizliğinden kaynaklanıyor. Çünkü hatırlarsanız Yaman önceki bölümde babasının mezarına gitmişti. Yaman babasının mezarında bir konuşma yapmıştı. Yaman o konuşmasında ben de sana benzedim baba demişti. Sen neden buradaysan ben de o yüzden buradayım diye söylemişti. Yaman'ın bu konuşması Seher'e olan aşkının öldüğünün kanıtıdır. Yaman bu sözlerinde babası gibi Seher'e olan aşkının öldüğünü söylemekte. Eğer Yaman bu kötü düşüncelerden kurtulmazsa Seher'i kaybedecek. Seher de sonsuza kadar ondan ayrılmıştı. Olacak ve bir daha Yaman Seher'e dönemeyecek. Ama büyük ihtimalle Yaman büyük bir hata yapacak. Yaman sosyal hizmetlerden Yusuf'u alır almaz Seher'i konaktan kovacak. Seher de ilk başlarda nereye gideceğine bir karar veremeyecek. Seher Yaman'ın kendisine ihanet ettiğiyle çok üzülecek.
Bunun sonucunda da seyirin psikolojisi tamamen bozulacak. Seyirin psikolojisi yerinde olmadığı için kendinden geçecek. Hatta seyir dikkatsiz davrandığı için yaralanacak. Bunun sonucunda da seyir hastaneye kaldırılacak. Ama seyir her zaman olduğu gibi yine hiçbir şey olmayacak. Nadire anne ve Fırat ise seyirin hastaneye kaldırıldığını öğrenecek. Bunun üzerine Fırat ve Nadire anne hemen hastaneye gidecek. Ve seyre bir şey olmadıklarını gördüklerinde rahat bir nefes alacaklar. Seyir ise kendisine olanları bir bir herkese anlatacak. Fırat seyre olanları duyunca çok öfkelenip Ali'nin yanına gidecek. Ali de seyre olanları Fırat sayesinde öğrenecek. Ali bunun üzerine Yusuf'u Yaman'dan almak için dava açacak. Ayrıca Ali ve Fırat Yaman'dan hesap sormaya gidecek. Ama Yaman onları kovacak. Ali ise Yaman'a kinlenip onun bir açığını aramaya başlayacak. Seher bu süre içinde Yaman'a kinlenecek. Hatta Seher Yaman'a dönmeyeceğine dair bir yemin edecek. Seher'in Yaman'a olan aşkı bir intikama dönüşecek. Çünkü Seher Yaman'ın kendisine yaptıklarını hatırlayacak. Ve ondan intikam almak isteyecek. Seher ardından kendi ayakları üzerine duran bir kadın haline gelecek. İkbal ve Zuhal ise iyice rahatlayıp tüm iktidarın kendisinde olduğunu sanacaklar. Bu yüzden konaktaki kötülüklerin bir süreliğine ara verecekler. Ama Zuhal'in daha farklı bir amacı olacak. Zuhal Yaman'ı elde edebilmek için onun çevresinde dolaşacak. Ayrıca Zuhal her gün Yaman'a daha çok yakınlaşmaya çalışacak. Eğer Zuhal Yaman'la evlenirse tüm Kırımlı mirasının kendisinin olacağını sanacak. Ama Yaman Seher'in açısından asla Zuhal'e bir şans vermeyecek. Ama sonradan Yaman Seher'in kendisini Selim ile aldattığını düşünecek. Bu yüzden Yaman Seher'i cezalandırmak için Zuhal ile birlikte olabilir. Yaman olur da Zuhal'e bir şans verirse bu onun en büyük hatası olacak. Çünkü Seher Yaman'ın kendisini aldattığını görecek. Bunun üzerine Seher büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak. Çünkü Seher tamamen Yaman'a güvendi. Ve Seher Yaman ile hayatını kurabilmek için çok çabaladı. Hatta Seher bu yolda zorlu mücadelelerden geçti. Yaman da Seher'i aldatınca Seher artık asla Yaman'a dönmeyecek. Yaman da intikamını Seher'den aldığını sanacak. Yaman ise Seher'den ayrı kaldığı için gizliden gizliye üzülecek. Cengel ise Yaman'ın bu üzüntüsünü fark edip ona bir öneride bulunacak. Cengel, Yaman'a sahte kanıtları tekrardan incelemesini söyleyecek. Yaman ilk başlarda kanıtları incelemek istemeyecek. Ama Cengel'in Yaman'ın içine düşürdüğü bu şüphe onu harekete geçirecek. Yaman'dan gizliden gerçeklerin peşine düşecek. Zuhal ve İkbal de iyice rahatladıkları için hiçbir şeyden haberi olmayacak. Bunun üzerine Yaman tüm dosyayı derinden bir incelemeye çalışacak. Bunun sonucunda da Yaman hayatının şokunu yaşayacak. Çünkü Yaman Seher'in suçsuz olduğunu görecek. Ve Yaman büyük bir pişmanlık yaşayacak. Yaman'ın hakkında Seher'e yaptığı hakaretler ve suçlamalar gelecek. Ayrıca Yaman Seher'e güvenmediği için kendisinden utanacak. Yaman ardından Seher'i arayıp ondan özür dilemeye çalışacak. Ama Seher Yaman'ı şimdilik affetmeyecek. Seher'in Yaman'a olan güveni sonsuza kadar yok olacak. Çünkü Yaman Seher'e güvenmeyerek son utanç ışığını da kaybetti. Bu ışığın yeniden canlanması çok zor olacak. Çünkü Seher bu süre içerisinde Yaman'ın kendisine yaptığı kötülükleri hatırlayacak. Ali de Kiraz'a aşık olduğu için ona evlenme teklifinde bulunacak. Kiraz ilk başlarda bu evlenme teklifini kabul etmeyecek. Ali de Kiraz'a baskıda bulunup onun kendisiyle evlenmesine razı edecek. Kiraz da bu evliliği onaylayıp onunla evlenecek. Ama Kiraz düğünden önce ölecek. Çünkü Kiraz yine başına büyük bir bela açacak. Kiraz başkasını kurtarayım derken kendi canından olacak. Ali de bu ölüme dayanamayacak. Tabi Ali de Kiraz'ın vedasıyla büyük bir yıkım geçirecek. Ali'nin hayatına sonradan yeni kişiler gelecek. Ama Ali uzun bir süre kendisine gelemeyecek. Yani Ali'yi de zor günler bekliyor. Fırat en son Neslihan için çabalamıştı. Ama Neslihan Bora'nın kendisini kurtardığını sanmıştı. Bora kirli planlarıyla Neslihan'ı kandırmaya devam edecek. Hatta Bora Neslihan'ın güvenini kazanacak. Bunun üzerine Bora, Neslihan'ı unutamayacağı bir ders verecek. Çünkü Bora sonunda Neslihan'a hakaretler edip onu yarı yolda bırakacak. Her şeye rağmen Fırat Neslihan'ın yanında olup onu bırakmayacak. Çünkü Fırat Neslihan'a aşık olmuş durumdadır. Bu yüzden Fırat Neslihan'a duygularını itiraf etmek isteyecek. Ama bu hiç kolay olmayacak. Peki sizce Yaman gerçekleri gördükten sonra nasıl bir yol izleyecek? Aşağıda düşüncelerinizi bekliyorum. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bu videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.